bizim stüdyomuzda bana göre bir benzer daha var. Ben şimdi Tuğba'yı birine benzetiyorum, size söyleyeyim. Hülya Avşar'a benzetiyorum. Bunu herhalde sen çok duydun. Seni Hülya Avşar'a benzetiyor. Basın benzetiyor mu? Ya şimdi ben 10 yıl oldu bu işleri yapalı. Televizyon hayalimde hep vardı genç kızlığımda. İlk oyunculukla başladım. Sonra birdenbire albüm sanatçısı olmaya karar verdim. Bana göre Hülya Avşar'ın mesela bir kelime kullandı hanımefendi. Doğuşta. Psikologumuz dedi ki duruşu olması lazım herkesin ki dedi başarılı olsun. Bir karakteri, bir simge yani bir ne bileyim bir hareketi, tavrı olması. Ben hiçbir zaman tavırlarımı benzetmem. Yüzüne bakınca ben benzetiyorum seni. Ama işte ben mesela esmer buluyorum kendimi. Kaşları, yıllardır gözleri, boya burnu. Yaptırmadım, kumral olmaya çalışmadım. Belki bir ara kuaförler kandırmıştır şöyle kahverengi bir şeyler. Sarışın bir bayan Hülya Hanım. Sonra Kaya Bey benimle çok uzun zamandır görüşmek ister, 5 yıldır. Ben Hülya Avşar'ı hani böyle devamlı sorulmasından ne dur, yani dur, magazin dur, kullanmak dur, istesem ne bileyim Kaya ile falan görüşürdüm. Dur, sen bir Kaya söyle. Şimdi duyuyordur, duyacak da Allah'a. Aa bir dakika çocuk ya. Sen Kaya sana yaklaştı. Böyle yaparsanız söylerim vallahi hiç. Söyle tabii yani. Ben şimdi bu? Bir nasıl desem TV figürü olarak çıktım. Evet. TV figürü olduktan sonra dünya kadar insanla tanışmam gerekti. Fakat ben Kaya Bey'e ulaşmamak için ya da kaçmak için bir şey yapmadım. Kaya Bey'in bu talebi üzerine onunla çok güzel konuştum. Nasıl yaklaştı sana? Dedim ki bizim seninle yan yana gelmemiz bile dedim hoş olmaz. Neden? Dışarıda. Yani biz dedim kesinlikle yan yana gelemeyiz. Bu... Vay vay vay. Harika. Ama bana sorarsan Kaya Bey dışarıdan çok karizmatik bir bey. Ama kesinlikle Hülya Avşar olayları çok konuşulduğu için bitti Tuğba ama. İkinci'ye benziyor mu falan, taklit mi değil mi Tuğba, ben bunları kabul edemezdim. Daha fazla bu konuyla ilgili konuşmak da istemiyorum. Sen sorduğun için söyledim. Fakat bu Hülya Avşar konuları olduğu için benim onunla bir kahve bile içmem düzgün olmayacağı için kabul etmemişim. Ayrıldılar onlar. Ama bu 5 yıllık bir konudur. Yani 5 yıldır biz bu konunun dışında kalmaya çalışmışım. Başkasıyla evlendi, ayrıldı, hala seni arıyorsa. Aa hayatım artık... işte böyle, erkekler böyle ne yazık ki.